Bir haber merkezimize gidelim her cuma olduğu gibi futbol borsasında. Acaba hafta nasıl kapanıyor? Bir dinleyelim istersen. Hemen Uğur Korkmaz'a bağlanalım ve haftanın son işlem gününde takımlar borsada nasıl bir haftayı geride bırakıyorlar? Bunu soralım. Bir de buna ek olarak şöyle bir soru da sormak istiyorum. Trabzonspor'a SPK'dan bedelli sermaye artırımı kararı çıktı. Bunun hisselere etkisi olumlu mu olur, olumsuz mu olur diye de ayrıca bir soru sorayım. Uğur, sözü sana bırakayım. Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kısa süreli bir etkisi olabilir. İlk son söylediğinizle başlayayım. Trabzonspor hissesinde ama öyle çok büyük bir hareket getireceğini düşünmüyorum. 2.55'ten geçtiğimiz senenin son işlem gününe son noktayı koymuştu. 29 Aralık'ta 2 lira 55 kuruştan bir kapanış yapmıştı Trabzonspor'un hissesi. Dün 2.66'dan bir kapanış yaptı. Yani 25 günlük periyotta %4 civarında bir getiri sundu yatırımcısına. Aslında %4.7'lik bir getiri mevduatla kıyasladığımızda 20-25 günlük periyotta iyi bir getiri. Ama diğer hisselerle kıyasladığımızda yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın performansına baktığımızda sene başından itibaren bunlar daha iyi, daha ciddi getiriler yaptı. Ama bugün aslında 4 hissede de alıcılı bir görünümün olabileceği kanaatindeyiz. Özellikle ana endekste biraz daha 8.100'ün üzerinde dün kapanışlar gördük. 8.150'nin üzerinde bugün de haftalık kapanış olması kanaatindeyiz. Uzmanlar da bu yönde fikirlerini ifade ediyor. Bu elbette spor endeksine de yansıyor. Spor endeksi 29 Aralık'ta 3.500 civarında bir seviyeden yılı tamamlamıştı. Bugün baktığımızda 4.300'lerin üzerine çıktı. %20'lerin üzerinde getiri sunuyor yatırımcısına. Çok ciddi bir getiri bu. Çok kısa sürede %20'lerin üzerinde yükseliş kaydetmiş oluyor. Zaman zaman kar realizasyonları görebiliyoruz ama genel itibariyle baktığımızda Ocak ayındaki getirisi bu yönde. Bugün de alıcılı başlamasını bekliyoruz. Dün Fenerbahçe ve Galatasaray hissesinde düşüş vardı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın hissesinde yükselişler vardı. Aslında Fenerbahçe'yi kenarda bırakalım. Diğer 3 hissede bugün yine güçlü bir duruşun olabileceğini düşünüyoruz. Fenerbahçe'yi niye kenarda bırakıyoruz? Siz biraz önce sahadaki tarafı konuşuyordunuz. Sanki biraz takım üzerinde baskı var. Son dönemlere doğru girilmesiyle de bu baskı oyuna da yansıyor gibi. En azından skor yapılamadığında ya da puan kaybı yaşandığında endeks tarafında da bu fiyatlanıyor. 129 liralar görülmüştü. 113 liraya kadar geldi. Bu hafta %11 civarında değer kaybı yaşadı Fenerbahçe. Bu baskı devam ederse hissedeki kayıplar artacaktır. 140 lirayı, 180 lirayı daha önceki yayınlarda ifade etmiştik ama işte bu baskı da hisse üzerinde de aslında bir baskı oluşturuyor. Taraftarda ya da buranın yatırımcısında acaba geçtiğimiz senelerde olan şey mi olacak ya da şampiyonluk gidecek mi ya da Fenerbahçe bu işten kopacak mı düşüncesi fiyatlamalarda belirleyici oluyor. 6 liralara kadar gelen Galatasaray hissesinde özellikle geçtiğimiz günlerde Fener'in puan kaybetmesi, Galatasaray'ın maçlarını kazanması, işte Trabzonspor'a 5 gol atması ve akabinde dün de yine 2 farklı galibiyetle maçı tamamlaması burada katalizör oluyor. Dün biraz düşüş vardı ama bugün dünkü maç sonrası Galatasaray'da da yine yükselişlerin olabileceğini düşünüyoruz. 7.38'lere geldi. Bir haftada %18 civarında bir getiri sundu yatırımcısına. Yani cuma kapanışında 100.000 TL koysaydınız Galatasaray'ın hissesine bugün 118 bin liranın biraz üzerinde bir tutar elde etmiş olacaktınız. Yani paranıza 18 bin lira ilave kazanç sağlamış olacaktınız. Geçtiğimiz haftalarda tam anlamıyla Galatasaray'da bir şampiyonluk fiyatlamasının olmadığını söylemiştik. Daha çok Fenerbahçe tarafında bu fiyatlamanın olduğunu görmüştük. Sanki resim biraz değişiyor gibi. Çünkü biraz farklı galibiyetler Galatasaray'ın da moralini yükseltiyor. Bu hissede de karşılık buluyor. Bu sürünceme devam edecek mi? Akıllardaki soru bu.
ama sanki ivme biraz Galatasaray'a bizce dönmüş gibi görünüyor. Burada da teveccüh artabilir hisse kanadında. 9 liraların üzeri görüldüğü takdirde 11-12 liraya kadar ciddi bir kanalın oluşabileceğini uzmanlar ifade ediyor. Hal böyle olursa Fenerbahçe'nin hisse görünümünde de geri çekilmeler yaşanır. Geçen seneyi 91 lira bandında kapatmıştı. 129'a kadar bir hareket yaptı. Şimdi 113 liradan bir kapanış yaptı. Buna rağmen sene başından itibaren %24 getiri sağladı yatırımcısına ama son bir haftada yaklaşık %11'de düştü. Burada tabii iç dinamikler önemli olacak ki siz de zaten bültenlerinizde takımların gidişatını ve performansını konuşuyorsunuz. Biraz Beşiktaş'a da temas edelim. 42 lira bandında Aralık ayının son işlem gününü tamamlamıştı. Beşiktaş hissesi gitmiyor deniliyor. Dün 50 liradan günü tamamladı. Buraya da yeniden bir ilginin olduğunu görüyoruz. Hem bu hafta içerisinde ciddi bir yükseliş gördük. %13-%14 civarında, hatta ortalama olarak zaman zaman bunun üzerinde de getiri sağladı. Sene başından itibaren de yükselişlerin olduğu aşikar. 58 liralar görülmüştü geçen sene Beşiktaş hissesinde. 42 liralara kadar gerilemesi normal karşılanmıştı. Şimdi 50 liralarda olması biraz temkinli duruş beraberinde yatırımcı adına getirebilir. Niye? Çünkü bir hikayeyi fiyatlar Borsa İstanbul. Hep söylüyoruz. Hikaye satın alınır. O hikaye gerçekleşirse yatırımcı buradan çıkar. O hisseyi elinden çıkartır. Satılır yani gerçekleşen. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir hikayesi var şu an. Şampiyonluk yarışında kim şampiyon olacak fiyatlaması. İşte biri diğerinin önüne bir adım geçtiğinde ona yönelik fiyatlamaları yukarı yönlü daha sık görüyoruz. Ya da diğeri moralman olumsuz bir tablo içerisine girdiğinde olumsuz fiyatlamaları takip ediyoruz. Ama Beşiktaş'ta şu an bir hikaye yok. Buna rağmen 42 liradan 50 liraya kadar yeniden geldi. Beşiktaş kanadına biraz daha temkinli olmakta yarar var ama hacme baktığımızda en çok hacim dün kapanış itibariyle Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de vardı. Bu bir süre daha böyle hacim tarafında da devam edecektir. Bugün Galatasaray'da yükselişlerin olabileceğini söyleyelim. Fenerbahçe yatay bir gün geçirebilir. Görece Trabzonspor'da da yine alımların sizin de ifade ettiğiniz gibi haber akışı kaynaklı olması mümkün. Beşiktaş'ta da zaten 42 liradan 50 liraya doğru bir hareket yapıldı. Bunu son bir hafta içerisinde yaptı. Ufak kar realizasyonları yani ufak geri çekilmeler olursa da şaşırmamak lazım. Ama yukarı yönlü hareket devam ederse de önce 51,5 liraya dikkat etmek gerekiyor. Buna göre de yine tercihler yapılmalı. Özetle spor endeksinde sene başından itibaren iyi bir getiri var. BIST 100 endeksinin üzerinde bir getiri var. Endekste sağlam temeller şimdilik görüyoruz. Bu devam ettiği takdirde spor hisselerinde de teveccühün olacağını söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım.